saygıdeğer halkımız. Tüm dünya naslar neyi gerektiriyorsa onu yaparım diyerek anayasanın 24. maddesi hükümlerini çiğneyen AKP gillerin reisinin ve emir erlerinin Türk ekonomisini nasıl içinden çıkılmaz bir hale soktuklarını izliyor. Öyle ki Türk lirası hiçbir dönemde yabancı para birimleri karşısında bu kadar değersizleşmedi. Döviz kurlarında bu kadar aşırı dalgalanmalar yaşanmadı. Faiz sebep, enflasyon sonuç dediler. Parası olmayan milyonların milyarları olan çok küçük bir azınlığı fonlaması üzerine kurulu bir sistem olan kur korumalı TL vadeli mevduat garabetiyle örtülü olarak faizi yükselttiler. Avroyu 20 TL'lere, doları 19 TL'lere getirdiler. Milyon, milyar doları avrosu olanlar ve döviz kurlarının aşağıya çekileceği haberini alanlar paralarını bozdurdular. Bu rakamın Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'ın dile getirdiği gibi en az 1 milyar dolar olduğu dile getirilmekte. Şimdi bu 1 milyar doları bozduranlar düşük kurdan dolarları, avroları topluyorlar, servetlerine servet katıyorlar. Ama olay yine değerli halkımıza oluyor. Kurlardaki aşırı yükselmeler Türk ekonomisi dışa bağımlı bir ekonomiye dönüştürüldüğünden bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarında aşırı yükselmelere neden oluyor. Halkımıza da dehşetli mağduriyet yaşatılıyor. Bu ülkenin en vatansever, en halksever, en haksever partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak döviz kurlarında yaratılan bu dalgalanmalardan vurgunlar vurulmasını sağlayanlara ve vurgunlar vuran çok küçük bir azınlığa karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve yüksek kurdan yüklü miktarda döviz bozduranlar hakkında görevi kötüye kullanma ve göreve ilişkin sırrın açıklanması suçlarını işledikleri için suç duyurusunda bulunduk.